Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunda olsun. Şükürlerimiz. Kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Beijing Olimpiki Abdetalığa nazarat kılışı iktidarı sepleniyen. Xitay dairleri Beijing Kışlık Olimpikiga katnaşkuçular üçün yeni bir app yasap çıkan bulup, Mezkur Abdetalı'nın Uyghurcini öz içige alğan her xil tillardaki mınlığan sezgür sözlerini tekşüreleydiğallıqa aşkarılandı. Germaniya avazının bu aktiki haberde bildirilişçe yukumdan aldığını eliş tedbirinin bir kısmı süpitede Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıqısıge katnaşkan barlıq şahıslarının salametlik uçurunu hatırlaş talep kılınğan. Xitay dairleri bunun üçün MI 2022 namlıq Abdetalı'nı yasap çıkan bulup, tenerketçilerinin salametlik ahvalını hatırlaydıqallıqa bildirilgen. Ama bu aktiki bihaterlik tatqiqat dokuladıdı görüstülüşçe, mezkur Abdetalı'da iğir derecede yüşürün haterlik xavup mevcut iken. Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıqısıge katnaşkuçulardan sağlamlıq ve yukumdan aldığını iliş talepige asasen, MI 2022 namlıq Abdetalı'nı ornutuş talep kılınğan. Tor bihaterlik dokulatıdı görüstülüşçe, mezkur Abdetalı'daki şifırlaş usulü mükemmel emes bulup, olimpik tenerketçileri, jurnalistler ve diplomatlar hakkırlarının hücum nişanına aylanışı, mekbi uçurları aşka arılınışı ya ki hareketi nazarat kılınışı mümkün iken. Ondan başka uçur teknikisi mutakasları bu detalının açkışlık sözlerini tekşürüş iktidarı barlıqını baykıgan. Mezkur Abdetalı'da kanunsuz sözler diyen bir tek sözcüde baykalgan bulup, mezkur hüccetke 2942 tal halkılık söz kirgizülgen. Bularının köpüncisi Xitaycı sözler bulğandı sırt, yeni bir kısım İngilizce, Uyghurca, Tibetçi sözlerini mi öz içige alğan. Bular asaslıqı Xitay çeklep kilovatkan sezgür siyasi temalar bulup, Xitay Kompartisi ve emeldarlarını tenkit kılış, Tiananmen vakası, Dalai Lama, Uyghurlar, Falun Gong diyendek sözler tekşürüş obyekti kılıngan. Hatta Uyghurca yazılgan Kur'an diyen söz mü bu tizimlikten oran alğan. Mezkur Abdetalı'nın yine malum kılış iktidarı bar bulup, sezgür temada söz kılgan işletkücülerini derhal bihaterlik organlarına malum kılgılı bulu diken. Bundan ilgiri Beijing Kışlık Olimpiki mezgildeki uçur bihaterlikige ait endişeler halkaralıq taratkularda kün tertipke kelgan idi. Xitayning josusluk meselesiga diqqat qilib kelayotgan Angliya, Amerika, Germaniya ve Avustraliya qatorliq davlatlar tenerketçileri ve Olimpik Komiteti a'zolaridan Beijing Kışlık Olimpik musobaqasiga qatnashish jarayonida shaxsiy yanfon ve kompyuterlarini uyda qoldirib qo'yib, alohida bexatar uskunalarni ishlatishini talab qilgan edi. BDT'den Uyghurlar haqidagi dokumentni Olimpikdan burun e'lon qilish talab qilindi. Amerika Parlament a'zolari BDT'nin Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıqısı başlanıştın ilgiri Uyghur kişilik hukuki haqqıda dokulat elan kılışını talep kıldı. Reuters agentliğinin haberde bildirilişçe Amerika Parlament a'zolari 18 yanvar 3 xat yazıp BDT kişilik hukuk işxanasını kilerki ayda başlandıgan Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıqısını ilgiri Xitayının Şarkı Türkistan'da icra kılıbatkan siyasete haqqıda dokulat elan kılışını talep kılgan. BDT kişilik hukuk işxanası Xitayning to'sqinligi sababli Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq qatorliq millatlarga ijro qilinayotgan kishilik huquq tafsandichiligini hozirgacha tekshirilmagan bo'lib, BDT kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet bundan umidsizlanganligini o'tirg'o qo'ygan edi. Mazkur uch xatni Amerika Kengash palata a'zosi Jeff Merkley va Avon palata a'zosi James McGovern avatgan bo'lib, Bachelet'ten dokulatını 4 fevral Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıqısı başlanıştın burun ilan kılışını talep kılgan. Merkley bilen McGovern demokratçılardan bulup Amerika Parlamenti Xitay İşleri İcraiye Komitetinin reisi ve birleşme reisi. Merkley bilen McGovern'ın eğitişçe dokulatının ilan kılınışı her kandak bir devletinin iğir kişilik hukuk tepsendikiliki halkaranın dikkat itibarının kaçıp kutlanmaydıqallıqını tähkitleşte muhim rol oynaydıken. BDT Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılış meselesi de Xitay emeldarları bilen bolgan söhbet uzungu sozulgan bulup, BDT kişilik hukuk işhanesi bultur 13 ayda Şarkı Türkistan vaziyet doğrusudaki dokulatını ahırlaştırgallıqını, mezkur dokulatını kelgüsü bir neçe hepte işçide ilan kıldıqallıqını etkan idi. BDT kişilik hukuk işhanesi Reuters agentliğinin mezkur dokulatının kaçan ilan kılındıqallıqı hakkıdaki sualıga derhal cevap kaytırmağan.
Xitay chet elde panahlıq telegüçilerini məcburi qaytırıp gitişini küçəyitken. Yeni elan kılınğan bir dokulatta Xitay rejiminin 2014 yıldan başlap 120 devletten 10,000 kişini Xitay'ı məcburi qaytırıp ketkenlikke aşkarılandı. İnsan haklarını qoğdaş təşkilatı qoğduğucu muhafizatçılar 18 yanvar elan kılınğan en yeni təkşürüş dokulatıda körüstülüşçe Xitay yakınkı yıllardan beri dünyanın her qaysı yaylarıdaki panahlıq telegüçilerini iz qoğlap təkşürüş ve kaytırıp gitişini tizletken bulup, Xitay'dan kaçıp çıkıp dünyanın her kaysi yaylarda siyasi panahlıq telegüçilerinin sani şiddet bilen aşkan. Xitay'nın bastırışlarından korkup, çet elge kaçkan kişilerini kaytırıp gitiş meselesi de Xitay rejimi kaçkullarının aile tavabiatlarını tutkun kılış qatarlıq vasitlerini işletken. Xitay ilan kılgan resmi sallıq məlumatlarına asaslanğanda Xitay rejimi 2014 yıldan başlayıp 120 devletten 10,000 kişini kaytırıp gitken. Dokulatı körüstülüşçe çet elge kaçkan kişiler ayıplengen ya ki ayıplenmegen buluşunun kat'i nazar, Xitay yerşarı karakterlik tor yeyiş arkalık onlarının ailesini görü gelip alğan. Ondan başka Xitay yana çet eldeki köçmelerini casusluk kılışkı mecburluğan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2020 yıldaki sallıq məlumatları körüstülüşçe, bir yıl içi de 11,000 kişi siyasi panahlıqı iltimas sunğan bulup, aldınkı yıllarga qarğanda 700% köpeygen. Qoğduğucu Muhafizatçılar Teşkilatı'nın təkidleşe, Xitay'nın besimi bilen Çigradın qoğulap çıkırılğanlarının mutlaq köp kısımı kanunsuz halda Xitay'a qaytıp gitişke mecburlanğan. Xitay növete bu xil mecburi qaytırıp gitiş kılmışını yuşurup oltırmaydıgan haletki kelgen. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sallıq məlumatıga asaslanğanda Xi Jinping 2013 yılı hakimiyet peşiğe çıkandan buyan çet elde siyasi panahlıq telegüçilerinin sani şiddet bilen aşkan. 2020 yıldan başlap Xitay virüsü yuqumunun partilişi xalqaradaki berişkilişini çekilgen bolsumu kemdigende 2500 kişi Xitay'a qaytışkı mecburlanğan. Xitay dairelerinin oğla şarikiti yuqum mezgildimi pəsəymigen. Qoğduğucu Muhafizatçılar Teşkilatı 2020 yılı 3. aydan başlap Türkiye, Marakeş ve Saudi Arabistan'da qolga ilinğan kişilerinin sallıq məlumatını eniqlap çıkan. Gerçi Xitay virus sebeplik çigranı takıgan bolsumu ama Xitay mezkur devletlerge devamlıq alahidi xadim evetken. Xitay'nın bu hareketi de muhacirettiki uyğurlarımı asaslıq nişanğa aylanğan bulup, bu axtiki endişiler izkil devamlaşmaqda. Cümleden Xitay alahidi xadim evetiş vasıtları bilen 2018 yılı Arab Birleşme Xalifelikidin uyğur muhacir Ahmet Talib'ni mecburi qaytırıp ketken bulup, onun hazırgıcı izdiriki bolmağan. Ondan başka Marakeş'te tutkun haleti turuvatkan İdris Hasan'ın takdirimi xalqara cemiyet dikkat kılıvatkan meselenin biri bolmaqda. Mecburi emgek mahsulatı sodisi xalqaralıq sodu süpülürgeci kenaydı. Xitay rejimi yakınkı bir neçe yıl mabeynide Şarkı Türkistan'ın tabii baylıqı ve mecburi emgek mahsulatlarını çet elge tuşuşunu devamlıq kenaydıken bolup, növette çigra halkıgan elektronluq sodumu resmi yolu koyuluşkı başlıgan. Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Teşviqat Organı Tanrıdağ Doğru'nun bu axtaki haberde bildirilişçe, 13 yanvar bir türküm 46,000 tane eksport tavarları Torgat Portu arqılıq Çigradan çıkırılgan bulup, bu tavarlar Vengriya'nın Budapeşt'teki memleket sırtı ambırıgı toşulup, tamojindin ötküzüş hem taksimlep yetküzüş tamamlandıken. Bu Şarkı Türkistan'dan Çigra halkıgan elektronluq sodu arqılıq çet elge yetküzülgen tuncu türküm eksport malları bulup hesaplandıken. Bu türküm mallarının hemmesi Xitay'nın elektronluq sodu dükkandarları, xalqaradaki elektronluq sodu süpüleri arqalıq Yevropa'a satkan tavarlar bulup, umumi kımmeti 1 milyon yuandan aşıdıken. Bu mallar kiyim keçek, zibu zinnet, oyuncuk, bayramlıq zinnet buyumları, küçük aile elektr saymaları qatarlıq tavarlarga çetildiken. Qashqardaki malum sodu şirketinin əmeldari bu axtı toxtulup, mezkur mallarının 15 gün etrafıda Budapeşt'e yetip barıdığalıqını şirketinin Angliya, Belgiya, Özbekistan qatarlıq Avrupa ve Ottur Asiya devletlerine çigra halkıgan elektronluq sodi kespini kengaytı vatqallıqını bu yıl kımmeti 1 milyard yuan etrafıdaki çigra halkıgan elektronluq sodi eksport mallarını mağduruşunu pilallıqallıqını bildirgen. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayeti, xüsusen mecburi emgekki seliş cinayeti sebeple köpligen devletlerinin ceza yürgüzüşüge düşkelgen bolsumu, ama Şarkı Türkistan'da işlep çıkırılgan mecburi emgek mahsulatlarını Xitay ülkelerge ve çet elge türlük liniyalar arqılıq eksport kılış salmıqını barğansıra aşırmaqda. Növete mecburi emgek mahsulatı sodasının xalqaralıq elektronluq sodu süpülürgeci kengeyişi
yana kilib bir qism Yevropa ellarining bu savdodan naf olishi diqqat qo'zg'imoqda. Borrell Rossiyaning maqsadi Amerika bilan Yevropani parchalash dedi. Yevropa tashqi munosabat va xavfsizlik siyosati oliy vakili Borrell Rossiyaning Amerika va NATO bilan o'tkazayotgan suhbatda Yevropa ittifoqiga taklif sunmasligining Amerika bilan Yevropa ittifoqini parchalashni maqsad qildiganligini aytdi. Yevropa parlamentining tashqi siyosatlar, xavfsizlik va mudofaa komitetlari Ukrainaning sharqi va Rossiya bilan chegarada davomlashayotgan krizis to'g'risida yig'in o'tkazgan bo'lib, yig'inda Yevropa ittifoqi tashqi munosabat va xavfsizlik siyosati oliy vakili Josep Borrell so'z qilib, Rossiyaning Ukraina chegarasiga 100 ming atrofida askar o'rinlashtirishidan keyin kelib chiqqan jiddiylik va Rossiyaning Amerika va NATO'ga sunilgan Yevropadagi xavfsizlik kafolatlari qatorliq masalalar qarab chiqilgan muzokaralar ustida to'xtalgan. U ba'zi kuzatuvchilarning Rossiyaning Yevropa ittifoqi bilan bir ustalga kelmasligini, Yevropa ittifoqining muvaffaqiyatsizligi deb qaraydiganligini eskartib, Rossiyaning muzokaralarning bir parchasi bo'lishimizni xohlamasligidagi sabab nihoyat aniq. G'arb temini bo'lib, Amerika va Yevropa ittifoqini parchalab, Rossiyaning manfaatiga xizmat qilish degan. U Yevropa ittifoqining Rossiyaga nisbatan jiddiylikni pasaytirishga chaqirish va krizisning oldini olish holati turishi kerakligini eskartib, Ukrainaga qarshi har qanday shakldagi hujumlarning javobsiz qolmaydiganligini davomli qattiq ta'kidlashi lozimligini bildirgan. Borrell hozirgacha Ukraina hukumatining bevosita yordam talab qilmaganligini, biroq talab qilgan ahvolda uni amalga oshirish uchun Yevropa ittifoqining fikr birdakligiga ega ekanligini qayd qilib o'tgan. Ukraina bosh ministri Vladimir Zelenskiy oldingi oyda Bryusselda o'tkazilgan Yevropa ittifoqi Sharq hamkorligi yig'indan keyin Yevropa ittifoqining Rossiyaning qo'zg'ash ehtimolligi bo'lgan hujumini saqlab turmasdan embargo yurgizishi kerakligini aytgan edi. Qozog'istonda jiddiy holat bekor qilindi. 5-yanvar Qozog'istonda e'lon qilingan jiddiy holat bugundan boshlab oxirlashdi. Turkiya Avaz Radiosining xabarida bildirilishicha, Qozog'iston hukumati 19 yanvar yarim kechadan boshlab poytaxt Nur Sultan, Almota, Atrov, Jambel, Qizil Orda va Mangistov qatorliq shahar va viloyatlarda jiddiy holatni bekor qilgan bo'lib, turmush normal holatiga qaytgan. Belgilik soatlarda ijro qilinayotgan yo'l yurish cheklamasi bilan ko'chalardagi bexatarlik tadbirlari bekor qilingan bo'lib, shaharlarga kirib chiqish qaytadan erkin qo'yib etilgan. Qozog'iston prezidentlik mahkamasi bayonotchisi Barik Uali xalqning ittifoqligi, bexatarlik va qonun ijro qilish organlarining ko'rsatgan tirishchanligi natijasida Qozog'iston miqyosida tartib-intizom va xotirjamlikning kafolatga ega qilinganligini uqtirgan. Qozog'istonning g'arbida suyuqlantirilgan gaz bahosining o'stirilishi, ijtimoiy va iqtisodiy vaziyatning nacharlashib ketganligi sababli 2 yanvar boshlangan namoyish davlatning burungi poytaxti Almatadimo zo'ravonlik voqealariga aylanib ketgan edi. 5-yanvar Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart To'qayev namoyishlarning javobgari deb ko'rsatgan hukumatning iste'fosini qabul qilib, orqadanlar mamlakat miqyosida jiddiy holat e'lon qilgan edi. Kanada Xitoy virusi dorisini tasdiqladi. Kanada Sog'liqni saqlash ministerligi Pfizer tadqiq qilib yasagan Xitoy virusi dorisining tasdiqlanganligini e'lon qildi. Turkiya Avaz Radiosi xabarda bildirilishicha, Kanada Sog'liqni saqlash ministerligi Pfizer tadqiq qilib yasagan Xitoy virusi dorisini rasmiy tasdiqlagan. Kanada Sog'liqni saqlash ministerligining bayonotida Paxlovid deb atalgan dorining Kanadada Xitoy virusiga qarshi ig'izdan iste'mol qilish tasdiqiga erishgan retseptli tunji dori ekanligi qayd qilingan. Bayonotda mazkur dorini virus bilan yuqumlangandan keyin kasallik alomati yengil yoki o'ttir daraja bo'lgan bemorlarni davolash uchun 18-dan yuqori yoshdagilarga yuqumlanganligi dalillanmagan, ammo kasal bo'lish xatari yuqori bo'lganlarga berishga bo'lganligi eskartilgan. Pfizer shirkati bultur 16 noyabr Xitoy virusiga qarshi tadqiq qilib yasalgan dorini ahvoli o'ttir daraja va xatarlik bemorlarga, shundaqla vaksina amlatmagan kishilarni davolashda qo'llanish uchun Amerika yemak-ichmak va dori idorasiga iltimos sunugan edi. Pfizer shirkati mazkur dorining o'ttira va ahvoli xatarlik bemorlarning doktorxonada yetib davolanish va o'lish nisbatini 89% ozaytganligini e'lon qilgan edi. Amerika bilan Angliya ham mazkur dorini tasdiqlagan edi.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tavşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırı muhakkak köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.